akordu bozuk düzende, alt tel do, orta tel fa, üst telde si bemol şeklinde. Türkünün notasını indirmek için açıklamadaki linke tıklamadan önce geçerken henüz olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın, dersimize başlayalım. Bu Mihriban türküsü genellikle kısa sap bağlamada, kısa sap akorduyla icra edilen bir türkü. Bolca da aralara süslemeler geçişterek denilen bir türkü. Şu anda uzun sap çalıyor olduğumuz için daha sadeleştirerek, daha basite indirgeyerek çalacağız. Ama aralarda birkaç tabi süsleme de ekleyeceğiz. Saz kısmından başlıyoruz şimdi. Es yerine la alalım. Si, sol, sol derken orada la çarpmaları var. Aynı mantıkla la, fa, fa derken de fasol çarpmaları var. Sondaki re'yi baş parmağımızla yukarıdan alalım. Şöyle. Pozisyonu bozmadan fa, mi, re geliyor ya, onu da çift çarpmayla fasol, fasol, mi, re gibi alalım. Birinci ölçü. Sol, fa, sol, mi, fa, re. Hatta fa çarpmasını unutmayalım. İki dörtlük re geliyor. Onu da orta teli de kullanarak çalalım arkadaşlar. Mi, re, mi, do kısmında dördüncü parmağımızla fa çarpmasını alalım. Mi, fa, re, mi, do gibi. Do'yu da baş parmağımızla alalım. Hemen akabinde aynı pozisyonda, ikinci satırda. Mi fa mi fa re mi do. Bu sefer do alt telden geçtik. İki dörtlüğün ikinci bölümünde, ikinci dörtlük kısmında zengin do akoru basalım. Biliyorsunuz bu akoru. En son videomda uzun sapta yöresel akorlar diye bahsetmiştim bunlardan. Yani şöyle bağlayacağız. Mi, re, mi, do'dan itibaren. Yani bir Ankara tartımını zengin do'yla alalım. Si'ye geldiğimizde de baş parmağımızla yukarıdan la'yı, karar sesimizi kapatalım. İkinci satırın başından bağlarsak. Gibi olacak. En sondaki süslemeye geldiğimizde arkadaşlar burada do si la la si sol la si do re mi fa sol la gibi bir geçiş vermiş. Bu dediğim gibi kısa sapta daha rahat olabilir ama uzun sapta biraz bizi zorlayacağı için şöyle sadeleştireceğiz bunu arkadaşlar. Do si la 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 si sol yaptıktan sonra es la si do re mi fa sol la gibi geleceğiz. En sondaki la da baştaki ya da şanın girişindeki S olan la'ya denk gelecek. Şöyle örnekliyorum. İkinci satırın başından itibaren. Şan bölümüne gelelim. En baştaki S'i zaten yukarıdaki geçişle şuradaki la ile almıştık. La'lar düz gelelim. La 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 sol fa. Buradaki en sondaki Ankara'da la sol fa'da la si la si sol fa gibi işledim. Hatta geçerken merdiven mantığıyla sol la fa diye de çarpabiliriz. Fa'yı yukarıdan da alabiliriz pozisyonu bozmadan. Bu da mümkün. Bağlamışım çözülmüyor kısmında yine es ile giriyor. Es. Aralarda
aralarda noktalı olan notalardan üst tele doldurmak için dem teli olarak da kullanabiliriz. Hem çarpmalarla hem üst telden dokunarak bakın. Bu kısım sazla aynı. Yukarıda saz kısmında do'yu 2 dörtlük vermişti. Mi re do deyip re do re si diye bağlamıştı. Burada do'yu uzatıyoruz. Mi re do. Ölçünün sonuna kadar toplam 3 dörtlük do çalmış oluyoruz. Sonra geçiş sazı geliyor. Bakın ne yapıyorum? Esi de sol ile üst telden alalım. Pozisyonumuz 3. parmak R perdesinde, orta telde sol perdesinde. Baş parmağımız üst telden si bemolde. 1. parmağımız da do'da. Es, sol, la, si, do, la, si, sol. En sondaki si solde la pozisyonuna gelerek si'yi alt telden alıyoruz. Sol, la, si, do, la, si, sol gibi. Bunun peşine hemen o seri geçişi vermiş. Aslında şöyle istemiş nota bizden. Bunu yapabilmek için uzun sapta şu pozisyonu da göstereyim arkadaşlar. Böylece biraz daha rahat alabiliriz belki. Seri almak istiyorsak. La, si, do, re, mi, fa, sol, la gibi. La, si, do. Orta telden, re üst telden, mi fa sol la da alt telden gibi biraz daha ileri düzey çalışmalarınızda bunu da kullanabilirsiniz. Ve ayrılıktan zor belleme kısmında şöyle bir şey var arkadaşlar. Ölümü dedikten sonra do, do, re, es, mi, sol gibi verdiği yerde zengin do ile başlayıp yine esli şeklinde bağlayabiliriz. En sonunda da si'de beklerken bu sefer işlem almayacağımız için yine zengin si aynı do'da olduğu gibi si bemolü buradan 1, 4 ve 3 baskılarıyla bu şekilde alabiliriz. Elbette mihriban deyince süslemeler, seri işlemeler, parmak hareketleri akla geliyor. Genelde bunlar kısa sapta daha rahat yapılmakla beraber uzun sapta da bazı varyasyonlar var. Ben de kendi çaldığım şeklini size kısaca anlatacağım arkadaşlar şimdi. Şöyle ki ara sazda. Burada uzun re'de ilk şeyi yaptıktan sonra fa mi re. İlk bir dörtlüğü vurduktan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. La la sol fa mi fa mi re do. Önce açıktaki la, sonra ince la'dan çarpma. Tek tezeneli yaparsak böyle olur. Ve çarpmalarla. Bunu biraz daha zenginleştirmek için tezeneyi de kalabalıklaştırarak böyle bir şey de kullanabiliriz. Gömersek melodinin içine bakın. Bu sadesi. Thank you.
tezenelisi. Aynı kalıbı uzunca olan iki dörtlük do'ya da taşıyacağız arkadaşlar. İkinci satırın başında. Tabii bir ses pes'e alarak. Birinci de la la sol diye başlamıştık. İkinci de la sol fa diye başlayacağız çarpmayla. Gibi olacak. Tezeneyle gelirsek şeklinde. En sonda da yapabiliriz. Uzunca olan si ile. Bu sefer de aynı mantıkla. Birinci de la'dan çarpma, ikinci de sol'den çarpma, üçüncü de fa'dan çarpma alacağız. Gibi olacak sade. Tezeneli gelirsek